bu hazan ve hüzün mevsimini inşallah birlikte bahara çevireceğiz. 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra da tüm enerjimizi, tüm gücümüzü, tüm kapasitemizi bölgeye teksif etmeyi sürdüreceğiz. Sizlerden geleceğinize, hayallerinize sahip çıkmanızı bekliyorum. Hataylı kardeşlerimizin kendileriyle birlikte 85 milyonun tamamı için en hayırlı kararı vereceğine yürekten inanıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, kazadan, beladan, musibetten korusun. Bu duygularla Ramazan-ı Şerifinizi tekrar tebrik ediyorum. Rabbim bizleri nasıl Ramazan'a kavuşturduysa aynı şekilde Ramazan bayramına da kavuştursun niyazında bulunuyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerinin saygılarımız da. Dayanışmayla devlet millet sırt sırta yürek yüreğe vererek gelebiliriz. Bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz. Hasar tespit faaliyetlerimizi neredeyse yarıladık. Enkaz kaldırma çalışmalarımız hızla ilerliyor. Çadır kent, konteyner kent ve prefabrik yapıların kurulumu sürüyor. Katar'dan gelen konteynerlerimizi sizlerin istifadesine sunuyoruz. Sanayicisinden işçisine, çiftçisinden esnafına kadar toplumumuzu tüm kesimlerini destekliyoruz. Tüm bunları yaparken sizleri bir an önce kalıcı konutlara kavuşturacak çalışmaları da ihmal etmiyoruz. Dün Kahramanmaraş'ta 7.353 mesken ile 620 köy evinin temelini attık. Bugün de Hatay'da 3.122 konutun yapımı için kolları sıvadık. Ayrıca 400 yataklı Antakya Devlet Hastanemizin, 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanemizin, 200 yataklı acil durum hastanemizin ve 300 yataklı Defne Devlet Hastanemizin inşasına başladık. Bunlara ilaveten Hatay'a 1000 yataklı en modern teknolojiyle donatılmış bir şehir hastanesi kazandıracağız. Şehrimiz genelinde toplamda 238.000'e yakın konut ve köy evinin inşasını bir sene içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Nasıl daha önce diğer afet bölgelerinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdiysek Allah'ın izniyle Hatay'da da aynısını başaracağız. İş yerine laf üretenlere, ortada elle tutulacak hiçbir eserleri olmadığı halde sağda solda laf yapanlara bu milletin gücünü ve kudretini göstereceğiz. Sizlerden gönlünüzü ferah tutmanızı özellikle rica ediyorum. Biz ne Hatay'ı sahipsiz bırakırız ne de Hataylıları kaderlerine terk ederiz. Devletiyle, belediyesiyle, hayırseveriyle, sivil toplumuyla, gönüllüsüyle hep beraber sizlerin yanındayız.
yaralarımızı birlikte saracak, bu badireyi birlikte aşacak, içinden geçtiğimiz bu hazan ve hüzün mevsimini inşallah birlikte bahara çevireceğiz. 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra da tüm enerjimizi, tüm gücümüzü, tüm kapasitemizi bölgeye teksif etmeyi sürdüreceğiz. Sizlerden geleceğinize, hayallerinize sahip çıkmanızı bekliyorum. Hataylı kardeşlerimizin kendileriyle birlikte 85 milyonun tamamı için en hayırlı kararı vereceğine yürekten inanıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, kazadan, beladan, musibetten korusun. Bu duygularla Ramazan-ı Şerifinizi tekrar tebrik ediyorum. Rabbim bizleri nasıl Ramazan'a kavuşturduysa aynı şekilde Ramazan bayramına da kavuştursun niyazında bulunuyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Ramazan'a kavuşmanın heyecanını yaşadığımız bu mübarek günlerde sizlerle tekrar beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in böyle anlamlı bir iftar sofrasında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu özellikle yaşıyoruz. Ve Cumhur İttifakı olarak sizlerle bu mutluluğu yaşama fırsatını bizlere verdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında tüm Hataylı vatandaşlarımın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Deprem felaketi sebebiyle buruk karşılamış olsak da bizleri içinde bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini saklayan böylesi bir aya eriştirdiği için Rabbimize hamd ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in sizlerle birlikte milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum. Gönül erbabı Ramazan'ı bir ruh şöleni ve diriliş ayı olarak tarif eder. Kadim kültürümüzde de Ramazan 11 ayın sultanı olarak hürmet görür. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ay Allah rızası için yapılan ibadetlerin, hayır ve hasenatın kat be kat ödüllendirildiği bir bereket ayıdır. Bizler de bu mübarek günleri anlamına ve önemine mütenasip bir şekilde idrak etmenin gayretindeyiz. Hatay'la birlikte 11 ilimizi vuran ve yaklaşık 14 milyon insanımızı doğrudan sarsan depremin acısı 85 milyon olarak hepimizi etkiliyor. Nerede olursak olalım, kalplerimiz siz depremzedelerimizle birlikte atıyor. Buradaki kardeşlerimiz sıkıntı çekerken hayatı normal akışına bırakmayı, başka işlerle uğraşmayı kendimize zül addediyoruz. Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp fotoğraf çektirdikten sonra sırra kadem basanlar gibi değiliz. Asla da olmayacağız. Sizler yas tutarken, depremin ardından ayakta kalma mücadelesi verirken kendi ihtiraslarının peşinde koşanları Allah'a havale ediyoruz. Siyasi hırslarından, kendi çıkarlarından başka hiçbir şey görmeyen bu tuzu kurulara milletimiz
çok yakında hak ettikleri dersi verecektir. Aziz kardeşlerim, seçimler elbette önemlidir. Ama deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın meseleleri bizim en öncelikli gündem maddemizdir. Sizler huzura ermeden bize durmak, dinlenmek haramdır. Dertlerinize derman olabilmek, siz kardeşlerimizin yükünü bir nebze hafifletebilmek için canla başla çalışıyoruz. Devletimizin ilgili kurumları ilk günden itibaren sahadalar. Bakanlarımız zorunlu haller dışında neredeyse bölgeyi hiç terk etmedi. Belediyelerimiz Hatay'ı altyapısı, üst yapısı, kültürel varlıklarıyla yeniden ayağa kaldırmak için adeta zamanla yarışıyor. Sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz, hayırseverlerimiz tam bir seferberlik ruhuyla sizlere yardımcı olabilmek için koşturuyor. Hiçbir ayrım yapmadan kimsenin kökenine, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmadan mağduriyetleri gidermenin yollarını arıyoruz. Bu anlayışla depremlerde en çok yıkıma uğrayan 7 ilimizi ve ilçelerini Cumhur İttifakı olarak ve bunun yanında AK Partili 250 belediyemiz ile kardeş belediye ilan ettik. Hatay'ı da Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Nevşehir, Rize, Tokat, Yalova ve Yozgat belediyelerimiz başta olmak üzere 94 AK belediyemize emanet ettik. Belediyelerimizin başkanları ve ekipleriyle depremin ilk gününden beri Hatay'da nasıl özveriyle çalıştıklarını sizler gayet iyi biliyorsunuz. Gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu tam 47 gündür hizmetleriyle, samimiyetleriyle burada pek çok kez sergilediler. Rabbim depremzedelerimize yardıma koşan herkesten razı olsun diyorum. Ramazan ayı boyunca belediyelerimiz her zamankinden daha fazla gayret göstererek inşallah sizlerin yanında olacaklar. Ramazan'ı buruk geçirmemeniz için iftar ve sahur programlarından psikososyal destek çalışmalarına kadar sizlere gereken desteği verecekler. Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek belediyelerimiz faaliyetlerini sürdürecekler. İnşallah bizler de her fırsatta buralara gelip acınızı paylaşacak, yürütülen çalışmaları yakından takip edeceğiz. Kardeşlerim, sadece milletimizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden birisinin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele ediyoruz. Önümüzde hassas, meşakkatli ve en üst düzeyde konsantrasyon isteyen kritik bir süreç bulunuyor. Böyle ağır bir felaketin üstesinden ancak dayanışmayla, devlet millet sırt sırta yürek yüreğe vererek gelebiliriz. Bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz. Hasar tespit faaliyetlerimizi neredeyse yarıladık. Enkaz kaldırma çalışmalarımız hızla ilerliyor. Çadır kent, konteyner kent ve prefabrik yapıların kurulumu sürüyor. Katar'dan gelen konteynerlerimizi sizlerin istifadesine sunuyoruz. Sanayicisinden işçisine, çiftçisinden esnafına kadar toplumumuzu tüm kesimlerini destekliyoruz. Tüm bunları yaparken sizleri bir an önce kalıcı konutlara kavuşturacak çalışmaları da
ihmal etmiyoruz. Dün Kahramanmaraş'ta 7.353 mesken ile 620 köy evinin temelini attık. Bugün de Hatay'da 3.122 konutun yapımı için kolları sıvadık. Ayrıca 400 yataklı Antakya Devlet Hastanemizin, 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanemizin, 200 yataklı Acil Durum Hastanemizin ve 300 yataklı Defne Devlet Hastanemizin inşasına başladık. Bunlara ilaveten Hatay'a 1000 yataklı en modern teknolojiyle donatılmış bir şehir hastanesi kazandıracağız. Şehrimiz genelinde toplamda 238.000'e yakın konut ve köy evinin inşasını bir sene içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Nasıl daha önce diğer afet bölgelerinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdiysek, Allah'ın izniyle Hatay'da da aynısını başaracağız. İş yerine laf üretenlere, ortada elle tutulacak hiçbir eserleri olmadığı halde sağda solda laf yapanlara bu milletin gücünü ve kudretini göstereceğiz. Sizlerden gönlünüzü ferah tutmanızı özellikle rica ediyorum. Biz ne Hatay'ı sahipsiz bırakırız ne de Hataylıları kaderlerine terk ederiz. Devletiyle, belediyesiyle, hayırseveriyle, sivil toplumuyla, gönüllüsüyle hep beraber sizlerin yanındayız. Yaralarımızı birlikte saracak, bu badireyi birlikte aşacak, içinden geçtiğimiz bu hazan ve hüzün mevsimini inşallah birlikte bahara çevireceğiz. 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra da tüm enerjimizi, tüm gücümüzü, tüm kapasitemizi bölgeye teksif etmeyi sürdüreceğiz. Sizlerden geleceğinize, hayallerinize sahip çıkmanızı bekliyorum. Hataylı kardeşlerimizin kendileriyle birlikte 85 milyonun tamamı için en hayırlı kararı vereceğine yürekten inanıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, kazadan, beladan, musibetten korusun. Bu duygularla Ramazan-ı Şerifinizi tekrar tebrik ediyorum. Rabbim bizleri nasıl Ramazan'a kavuşturduysa aynı şekilde Ramazan bayramına da kavuştursun niyazında bulunuyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Ramazan'a kavuşmanın heyecanını yaşadığımız bu mübarek günlerde sizlerle tekrar beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in böyle anlamlı bir iftar sofrasında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu özellikle yaşıyoruz. Ve Cumhur İttifakı olarak sizlerle bu mutluluğu yaşama fırsatını bizlere verdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında tüm Hataylı vatandaşlarımın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Deprem felaketi sebebiyle buruk karşılamış olsak da
bizleri içinde bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini saklayan böylesi bir aya eriştirdiği için Rabbimize hamd ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in sizlerle birlikte milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum. Gönül erbabı Ramazan'ı bir ruh şöleni ve diriliş ayı olarak tarif eder. Kadim kültürümüzde de Ramazan 11 ayın sultanı olarak hürmet görür. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ay Allah rızası için yapılan ibadetlerin, hayır ve hasenatın kat be kat ödüllendirildiği bir bereket ayıdır. Bizler de bu mübarek günleri anlamına ve önemine mütenasip bir şekilde idrak etmenin gayretindeyiz. Hatay'la birlikte 11 ilimizi vuran ve yaklaşık 14 milyon insanımızı doğrudan sarsan depremin acısı 85 milyon olarak hepimizi etkiliyor. Nerede olursak olalım, kalplerimiz siz depremzedelerimizle birlikte atıyor. Buradaki kardeşlerimiz sıkıntı çekerken hayatı normal akışına bırakmayı, başka işlerle uğraşmayı kendimize zül addediyoruz. Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp fotoğraf çektirdikten sonra sırra kadem basanlar gibi değiliz. Asla da olmayacağız. Sizler yas tutarken, depremin ardından ayakta kalma mücadelesi verirken kendi ihtiraslarının peşinde koşanları Allah'a havale ediyoruz. Siyasi hırslarından, kendi çıkarlarından başka hiçbir şey görmeyen bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında hak ettikleri dersi verecektir. Aziz kardeşlerim, seçimler elbette önemlidir. Ama deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın meseleleri bizim en öncelikli gündem maddemizdir. Sizler huzura ermeden bize durmak, dinlenmek haramdır. Dertlerinize derman olabilmek, siz kardeşlerimizin yükünü bir nebze hafifletebilmek için canla başla çalışıyoruz. Devletimizin ilgili kurumları ilk günden itibaren sahadalar. Bakanlarımız zorunlu haller dışında neredeyse bölgeyi hiç terk etmedi. Belediyelerimiz Hatay'ı altyapısı, üst yapısı, kültürel varlıklarıyla yeniden ayağa kaldırmak için adeta zamanla yarışıyor. Sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz, hayırseverlerimiz tam bir seferberlik ruhuyla sizlere yardımcı olabilmek için koşturuyor. Hiçbir ayrım yapmadan kimsenin kökenine, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmadan mağduriyetleri gidermenin yollarını arıyoruz. Bu anlayışla depremlerde en çok yıkıma uğrayan 7 ilimizi ve ilçelerini Cumhur İttifakı olarak ve bunun yanında AK Partili 250 belediyemiz ile kardeş belediye ilan ettik. Hatay'ı da Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Nevşehir, Rize, Tokat, Yalova ve Yozgat belediyelerimiz başta olmak üzere 94 AK belediyemize emanet ettik. Belediyelerimizin başkanları ve ekipleriyle depremin ilk gününden beri Hatay'da nasıl özveriyle çalıştıklarını sizler gayet iyi biliyorsunuz. Gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu,
tam 47 gündür hizmetleriyle, samimiyetleriyle burada pek çok kez sergilediler. Rabbim depremzedelerimize yardıma koşan herkesten razı olsun diyorum. Ramazan ayı boyunca belediyelerimiz her zamankinden daha fazla gayret göstererek inşallah sizlerin yanında olacaklar. Ramazan'ı buruk geçirmemeniz için iftar ve sahur programlarından psikososyal destek çalışmalarına kadar sizlere gereken desteği verecekler. Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek belediyelerimiz faaliyetlerini sürdürecekler. İnşallah bizler de her fırsatta buralara gelip acınızı paylaşacak, yürütülen çalışmaları yakından takip edeceğiz. Kardeşlerim, sadece milletimizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden birisinin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele ediyoruz. Önümüzde hassas, meşakkatli ve en üst düzeyde konsantrasyon isteyen kritik bir süreç bulunuyor. Böyle ağır bir felaketin üstesinden ancak dayanışmayla, devlet millet sırt sırta, yürek yüreğe vererek gelebiliriz. Bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz. Hasar tespit faaliyetlerimizi neredeyse yarıladık. Enkaz kaldırma çalışmalarımız hızla ilerliyor. Çadır kent, konteyner kent ve prefabrik yapıların kurulumu sürüyor. Katar'dan gelen konteynerlerimizi sizlerin istifadesine sunuyoruz. Sanayicisinden işçisine, çiftçisinden esnafına kadar toplumumuzu tüm kesimlerini destekliyoruz. Tüm bunları yaparken sizleri bir an önce kalıcı konutlara kavuşturacak çalışmaları da ihmal etmiyoruz. Dün Kahramanmaraş'ta 7.353 mesken ile 620 köy evinin temelini attık. Bugün de Hatay'da 3.122 konutun yapımı için kolları sıvadık. Ayrıca 400 yataklı Antakya Devlet Hastanemizin, 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanemizin, 200 yataklı Acil Durum Hastanemizin ve 300 yataklı Defne Devlet Hastanemizin inşasına başladık. Bunlara ilaveten Hatay'a 1000 yataklı en modern teknolojiyle donatılmış bir şehir hastanesi kazandıracağız. Şehrimiz genelinde toplamda 238.000'e yakın konut ve köy evinin inşasını bir sene içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Nasıl daha önce diğer afet bölgelerinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdiysek Allah'ın izniyle Hatay'da da aynısını başaracağız. İş yerine laf üretenlere, ortada elle tutulacak hiçbir eserleri olmadığı halde sağda solda laf yapanlara bu milletin gücünü ve kudretini göstereceğiz. Sizlerden gönlünüzü ferah tutmanızı özellikle rica ediyorum. Biz ne Hatay'ı sahipsiz bırakırız ne de Hataylıları kaderlerine terk ederiz. Devletiyle, belediyesiyle, hayırseveriyle, sivil toplumuyla, gönüllüsüyle hep beraber sizlerin yanındayız. Yaralarımızı birlikte saracak, bu badireyi birlikte aşacak, içinden geçtiğimiz bu hazan ve hüzün mevsimini inşallah birlikte bahara çevireceğiz. 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra da tüm enerjimizi, tüm gücümüzü, tüm kapasitemizi
bölgeye teksif etmeyi sürdüreceğiz. Sizlerden geleceğinize, hayallerinize sahip çıkmanızı bekliyorum. Hataylı kardeşlerimizin kendileriyle birlikte 85 milyonun tamamı için en hayırlı kararı vereceğine yürekten inanıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, kazadan, beladan, musibetten korusun. Bu duygularla Ramazan-ı Şerifinizi tekrar tebrik ediyorum. Rabbim bizleri nasıl Ramazan'a kavuşturduysa aynı şekilde Ramazan bayramına da kavuştursun niyazında bulunuyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerinin saygılarımızla.